Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz etli çiğ köfte. Tarifimizin detaylarını kaçırmamak adına da detaylı bir şekilde izlerseniz sevinirim. 500 gram kadar yağsız ve sinirsiz kıyma kullanmamız gerekiyor. Ben dana kıyma aldım ve 3 seferde çektirdim. Kıymanın kıvamı macun kıvamında olmalı. Bir tane orta boy kuru soğanımızı küçük küçük doğrayalım onu da ekleyelim. Ben 2 su bardağı da isot kullandım. Isot miktarı normalde 500 gram kıyma 500 gram kadar da isot kullanılıyor ama çok acı olur diye ben 2 su bardağı kadar ekledim. Çiğ köftemizde kullanmış olduğumuz isotun kalitesi gerçekten çiğ köftemizin lezzetini artıracaktır. O yüzden de çok ucuzlarına kaçmayın iyisinden almaya çalışın. Özellikle de evde yapılanlardan ev yapım olanlardan alırsanız çok daha güzel olacaktır. Etin bakteri üretmemesi için de buz kullanıyorum. Yapmaya karar verdiğiniz zaman bir gün öncesinden dolabınıza koyarsınız ve dondurursunuz. Toplamda bu görmüş olduğunuz buz kalıplarından 40 tane kullandım. Hiç su kullanmadım. Ara ara eridikçe ekledim. Etimizi, isotumuzu ve soğanımızı öncelikle yaklaşık 20 dakika çok güzel bir şekilde yoğuralım. Yoğurma işlemini de çiğ köfte tepsisinde yaparsanız işiniz birazcık daha kolaylaşıyor. Buzla yoğurduğunuz zaman da birancık daha bileğiniz fazladan yoruluyor. 20 dakika hiç aralık vermeden çok güzel bir şekilde yoğurdum. Eklemiş olduğum buzlar eridi. Buzlar eridikçe buz ekledim. Bu görmüş olduğunuz küplerden toplamda 40 tane kullandım. 3 su bardağı da çiğ köftelik bulgurum var. Bulgurun bir miktarını ekledim. 2 diş de sarımsağımı iyice dövecek de dövdüm. Onu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı da karabiber ekledim ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Çiğ köftemiz macun kıvamını alana kadar yoğurmamız gerekiyor. Ben toplamda 1 saat 20 dakika kadar yoğurdum. İlk eklemiş olduğum bulguru iyice yedirdikten sonra kalanını da ekliyorum. Bulgurun tamamını ekledikten sonra da böyle yumuşayana kadar iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Sizlere kanalımda 5 dakikada böyle el blenderıyla ya da robotla çekerek yapmış olduğum çiğ köfte tarifi paylaşmıştım. O tarifin defalarca yorum kısmına yazmama rağmen hala yazmaya devam ediyorlar. Eli, kolu, beli ağrıyanlar için, yorma gücü olmayanlar için gerçekten çok pratik bir tarif oluyor. Allah'a çok şükür gücüm kuvvetim yerinde ama 1,5 saat 1 saat 20 dakika gerçekten insanın gücünü baya bir zorluyor. Buzların tamamını eklemiştim yoğura yoğura buzun erittikten sonra da en son olarak 2 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Salçamızı ekledikten sonra 15-20 dakikadan fazladan yoğuralım. Bu arada çiğ köfteyi yoğururken yere sofra bezi serdim. Çünkü yere oturduğum zaman böyle gücümü daha iyi verdiğimi düşünüyorum. Benim mutfağım birazcık küçük o yüzden de salona sofra bezi serdim ve burada yoğurdum. Hava kararmaya başladı. Rengini birazcık böyle koyulaştırmaya başladığı için de stüdyo ışığımda mutfakta olduğu için de son finalini ben mutfakta çektim. Bulgurlarımız yumuşamaya başladıktan sonra tadına bakın. Eğer tuzu eksik gelirse bir miktar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Salon kararmaya başlamıştı. Normal ışığı yaktığım zaman bile rengini güzel göstermediği için sütü ışığına ihtiyacım vardı. O yüzden de tekrardan mutfağa doğru taşındım. Tepsimizi ters çevirdiğiniz zaman böyle dökülmeyecek kıvamda oluyor. Gerçekten çok güzel yoğurdum. Macun kıvamını elde ettim. 6 dal yeşil soğanımı öncelikle yıkadım sonrasında da küçük küçük doğradım 1 demet de maydanozumu doğradım eşim maydanoz yemediği için ilk önce yeşil soğanı ekledim bir karıştırdıktan sonra onun için ayırdım sonrasında da maydanoz ekledim ve tekrardan karıştırdım sizlerde böyle yiyen yemeyen sorunu yoksa tamamını ekleyip aynı anda da yoğurabilirsiniz İyice karıştırdıktan sonra eşim için ayırıyorum. Doğramış olduğumuz maydanozumuzu ekleyelim ve tekrardan iyi bir şekilde karıştıralım. şekil verme işlemine geçebiliriz ceviz büyüklüğünde alalım avcumuzun ortasını öncelikle sabitleyelim sonrasında da parmak izlerimizi çıkartalım ve tabağımızı alalım tarifimizi 4 kişi de yiyebilir 6 kişi de yiyebilir 8 kişi de yiyebilir bu tamamıyla sizin iştahınıza bağlı Tamamını şeklini verelim Yanına bolca marol yıkayabilirsiniz. Turp doğrayabilirsiniz. Turşu çıkartabilirsiniz. Ezme turşunuz varsa onu çıkartabilirsiniz. Ayran yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim yanında ayran olması ve bolca marol olması gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Ben hazır çiğ köfteyi sevmiyorum. Evde yapılan çok daha güzel oluyor. Evde yaptığınız zaman içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Daha hijyenik oluyor, daha maliyeti düşük oluyor. Bence evde yapılan çok daha güzel oluyor. Tamamının şeklini verdim. Yanına da bolca marol yıkadım. Tarifimiz Urfa'ya ait olduğu için de aklımda birkaç tane soru var. Eğer abonem olarak beni takip ediyorlarsa, cevaplarlarsa sevinirim. Etli çiğ köftede neden sadece isot ve karabiber kullanıyoruz? Neden pul biber ve kimyon yok? Bunu çok merak ettim. Cevaplarsanız sevinirim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Çok da güzel yoğurmuşum. Elime bileğime sağlık. Yiyen herkese dafiyet şifa olsun. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.